Sevgili seyircilerimiz bu programda kendi sektörümüzü konuşacağız. Sinemayı, televizyonu, radyoyu, eğlence sektörünü, şov dünyasını, sanat eserlerini konuşacağız. Tüm bu olup bitenler bu dijital uygarlık çağı kültür endüstrisini nasıl etkileyecek? Mesela Metaverse'ün sinema sanat üzerindeki etkisi ya da tersten düşünelim sinemanın Metaverse'e olan katkısı ne seviyede olacak? Hepimizin evinde var olan televizyonlar gelecekte de olduğu gibi var olmaya devam mı edecek yoksa televizyon tarafında bugün tahmin bile edemeyeceğimiz büyük değişiklikler mi olacak? Ve bu programdaki konumuz gelecekte sinema, televizyon, kültür, sanat özellikle de dijital sanatlar. Evet. Ve konuğum sevgili Ali Erhan Tamer hoş geldin. Hoş bulduk. Değerli seyircilerimiz her şeyi konuşabileceğimiz bir insan daha. Çok teşekkür ederim. Efendim. çok naziksiniz. <laughs> Nasıl tanıtıyorsun kendini abi? Ne her şey ne iş yaparsın? <laughs> Teknolojiyle ilgili her şeyi konuşabilirim. Yani, yani, teknoloji filozofu diye bir şey var mı bilmiyorum. Çok havalı bir tabir ama. Evet evet. Te teknoloji felsefesiyle çok ilgilendiğim için. Yani bu hmm. işte 3 yıl önce yapay zeka konuşuyorduk. Bugün metaverse konuşuyoruz. NFT'ler konuşuyoruz. Biraz benim avantajım bu işte zamansız teknolojiler konusunda meraklı olmam. Biraz hikayesini irdelemem. Bir de bu teknolojinin arka taraftaki kültürel ve felsefi yaklaşımlarını anlayabilmem. Dolayısıyla hani bir dijital dönüşümcüyüm en nihayetinde. Ama araç gereçlerini felsefesiyle birlikte anlamaya çok özen gösteriyorum. O yüzden hani zamanın ruhuna uygun mu bugün de konuşacağız hani özellikle sizin tarafta. o yüzden kendim birazcık bu teknoloji anlatıcısı olarak tarif çok güzel. Edebilirim. Bence hikaye anlatıcısına çok ihtiyacımız var. Bir hikayeyle birlikte olmadığı zaman çok lezzetsiz oluyor. Anlamıyoruz zaten. Doğru. O zaman seni bulmuşken sinema konuşalım. Senin Harikolun. sinemaya yakın olduğunu da biliyorum. O Doğru, da teknolojinin bir parçası. Böyle bir pandemi yaşadık. Sinema ciddi bir sıkıntıya. Bütün sektörler çok büyük sıkıntı yaşadı ama sinema özellikle bir büyük sıkıntı yaşadı çünkü çok ciddi rakipleri ortaya çıktı. Doğru. Yani sinema ya ihtiyacımız mı yok demeye başladık çünkü dijital platformlar bizim içerik ihtiyacımızı karşıladı. Ama sinema ihtiyacımızı karşıladı mı? İkisini ayırarak nasıl gör Neler oldu? Sen ne düşünüyorsun? Sinema ya, öldü mü? Ölüyor mu? ne yapacağız sinemayı? Ben hani beylik lafları çok sevmiyorum. Hani şu öldü, şu Her genelleme yanlıştır hani vardı zaten. Yani. 2050'de de evet. dünya şöyle olacak. Ha. Hani çok onlarla ilgili bir fikrim yok. Ama hani olan biteni şöyle yorumlayabiliriz. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki içerikler çok çeşitlendi. İçerik tipleri de işte çeşitlendi. Yani biz sadece artık bir ekrana, eskiden sadece perdeye iş yaparken artık onlarca farklı ekrana iş yapmaya başladık. Yani bu ekranın da ölçüleri değişti. Hani küçücük cep telefonlarından işte tablet cihazlara işte akıllı televizyonlardan sinema perdesine kadar farklı ölçülerdeki ekranlara içerik üretmeye başladık. Bence burada işin bir ekran boyutu var. Yani ekran boyutunun çeşitliliği içerik tiplerine çok etkilediğini düşünüyorum. İkincisi yani teknolojinin, donanım teknolojisinin direkt sizin meseleye, sinema meselesine yansımasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama daha da önemlisi bence özellikle içerik platformlarının bu abonelikli içerik platformları var ya özellikle sinema ve dizi dikeyinde. insanlara insanların dijital dönüşümüne, kendi dijital dönüşümüne ve kolayla büyük bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Şimdi burada en büyük tehlike şu, artık sinemanın rakibi sadece sinema değil. Sinemanın rakibi bir sürü içerik. Yani siz herhangi bir işte YouTube ve benzeri mecrada çektiğiniz herhangi bir içerik de aslında baktığınızda siz öyle görmeseniz bile ürettiğiniz işin prodüksiyon açısından bir içerik. Dolayısıyla bu içeriğin tüketimi çok hızlandı, çok kısaldı. İçerikler artık 1,5-2 saatlik içeriklerden ziyade böyle 10 dakikalık, 12 dakikalık içerikler çabuk böyle böyle biraz fast food gibi. O yüzden genelde teknolojik dönüşüm ve kişilerin dönüşümü aslında sinema dikeyinde hem donanımsal ekranların çeşitliliğinden dolayı hem de deneyimsel olarak sinemaya çok doğrudan etki etmeye başladı bir ikincisi de şunu da kabul edelim yani siz de kabul edersiniz belki içerik üreticileri de burayı daha hızlı monetize ettiği için burayı daha hızlı paraya çevirdiği hmm, için tabii. biraz daha her segmente iş yapabildiği için biraz da burayı daha çok tercih etmeye başladılar ee, yani her iki taraf için de yeni bir kolaylık dünyası aslında bu her ekran'a girebilir ya bir şey söyleyeyim ben ben bile bu mesela bu sosyal medyadaki çok kısa içerikler var ya onlara bir takılıyorum bazen vaktin nasıl geçtiğini Doğru. anlayamıyorum bana şöyle bir faturası oluyor onun. Uzun bir şey seyredememeye başlıyorum. Çok doğru. Ya bu çok büyük bir tehlike. Genç arkadaşları düşünüyorum. Çocukları düşünüyorum. Mesela hani bizim geleneksel sinemada 100 dakika üzeri, 120 dakika, 140 dakika bir filmi bu arkadaşlara nasıl seyrettireceğiz bilmiyorum yani. Çok zor, çok kısa bir kısa içeriklere alıştık. Çok doğru. Al biz yetişkinlerden de bahsediyorum. Çok doğru. Bir de oyunlaştırması düşük. Şimdi Hı. ben bu uzunluk meselesini sadece şey diye düşünmeyin bu Sinema için futbol şu an tartışılıyor. Dünyada futbolun 90 dakikanın z evet. kuşağı için ve alfa kuşağı için çok yavaş oldu. Eğlenceden uzak oldu. Çok az skorlu oldu. Ben mesela futbol için hep şeyi düşündüm. 11 kişi çok. Tabii. Sıkışıyor abi. Bir de çok koşmaya çok başladılar. Doğru. Performanslar evet, çok doğru. attı. En güzel maçlar Kırmızı kartlardan sonra oluyor. Tam da işte o ceza Yayla ödül. gibi oluyor. Tabii, tabii, adam tabii. alıyor topu gidiyor falan. Çok kalabalıklar yani. yani. Burada temelde şu var ama bir, bir takım hayatımızdaki değişiklikler bizim başka tip davranışlarımızı da etkiliyor. Sizin bile diyorsunuz ki ben Z kuşağı değilim, alfa e kuşağı değilim tabii, ama tabii. benim bile uzun içerikleri artık tahammülüm Ben alamıyor. Eskiden ben zaten çok uzun filmleri sevmem. Yani seyredemem. ...ben yani çok böyle kalın kitaplardan da... ...itiraf edeyim. Çok kalın Sizde bir böyle... zevk var o zaman? Bilmiyorum valla. Ben de bir İçeride tembellik... Bir, şey var. ...bir tembellik de olayım. Aslında şu sorunun cevabını bulmak lazım. Mesela biz tabii sinema deyince... ...onun adını koyalım... ...biz hani evden çıkıp... ...giyinip... ...bir salona gitmekten bahsediyoruz. Doğru. Yani ne diyoruz ona? Salon, operatör, operatörlerden... ...bahsediyoruz. Doğru. Salon sinemasından... ...bahsediyoruz... Şimdi e, sinema deyince benim aklıma bu geliyor. Bunun alternatifi de diğer dijital platformlar, Doğru. televizyon. Şu sorunun cevabını vermek lazım. Ben neden sinema salonuna gideyim ki? Ben aynı filmi belki bir müddet sonra, belki hemen internetten cep telefonumdan bile izleyebilirim. Doğru. Dese böyle bir argümana Cevabımız ne olur? Benim var da senin ne olur? Çok güzel soru. Ben de soru söyleyeceğim, çünkü, anlatacağım. Çünkü sorunun kendi içinde bir cevap var aslında, ikna. Hani Hı -hı. şimdi eski tip demeyeceğim, yanlış anlamayın. Hani sinemaya birazcık daha old school, daha böyle eskiye dair geleneksel şey. sinema geleneksel, diyelim. Geleneksel, bildiğimiz sinema. Diyelim. Geleneksel sinema, geleneksel spor. Geleneksel olan her şeyde bir şöyle bir davranış vardır ya ki kullanıcıyı ikna etmek gibi bir dertleri yoktur. Zaten hmm. o ekonomisi şöyledir. Bizde bir mekan var. Burada zaten sinema yani oynatılıyor. Sinema böyle olur kardeşim. Böyle olur yani. Sen gelirsin. Bu sen geleceksin buraya. Yani kendisiyle dersin yani tiyatromuzun gelmesin. Bildiğimiz bir takım e, ne diyeyim ritüeller vardır. Bu ritüellerle ilgili de kullanıcıyı ikna etmek zorunda değildir. Şimdi günümüzde ben oğlumu ikna etmeye çalışıyorum. Bırakın hmm. hani sinemaya gitmeye ikna etmeyi, Ekmek almaya yolumaya ikna etmeye çalışıyorum. Şimdi artık bu kuşağın özellikle ikna edilmek gibi bir derdi var her şeyle ilgili. Şimdi sizin bir sinemacı olarak bir kuşağı sinemaya getirmekle ilgili ikna edeceğiniz olmanız lazım. Ve bunu sadece içeriğinizden sağlayamazsınız. Çünkü içerik bir sürü rakibi var o içeriğin. Sadece o içeriğin televizyona gelmesi de değil yanlış anlamayın. Yani bir siz komedi filmi yapıyorsunuz belki bunu işte YouTube'da komedi bisiklet seyrederek de ikame Tabii. edebiliyor kendince. Dolayısıyla komediler arası bir kıyaslama yok burada aslında baktığınız zaman. Toplam ki deneyimle. Siz bugün sinemaya gitme deneyimini, orada geçirdiğim iki saati, ondan sonra eve dönme deneyimi, park ettim, orada içeride bir şey aldım. Bunun kolay bir deneyim olmadığını, bu kuşak için, bunu cezbedecek kadar da güzel bir vaadinizin olmadığını bilmeniz lazım. Şimdi bu vaat eskiden içerikti. Var. Yani süper. var. Nedir? Anlatayım. Sinema'nın vaadi, sinema nın e, izlenme, seyredilme koşulları vardır. Bunu hiçbir zaman evde sağlayamazsın. Bir, sinema çok büyük beyaz perdede izlenir. Doğru. Bir, bunu evde yapamazsın. İki, karanlıkta izlenir. Birlikte izlenir ve çok yüksek sesle izlenir. Sinema ancak bu unsurlar sağlanırsa, hele şimdi yeni teknolojiler de var işte. Dolby Digital yok Atmos falan gibi ses yani çok gelişmiş ses teknikleriyle birlikte sinemayı sinema yapan budur. En önemli birinci unsur da söylediğim gibi beyaz perdedir. Yani biz sinemayı o perdenin büyüklüğünden dolayı ben hep anlatıyorum tekrar gibi olacak ama seyircilerimiz biliyor anlatayım. Şimdi mesela biz beyaz perdeye çıkacağımız için inanılmaz ışık yaparız. Işık, ışık, ışık saatlerce. Günlerce hazırlık ışık tasarımı, ışık şefi, ışık tasarımcısı görüntüye... Neden? Neden bu kadar çok ışık kullanılıyor? Çünkü perde çok büyük. Neden makyaj yapan, makyaj tasarımcısı neden saatlerce makyajla uğraşıyor? Kostümcü onu yapıyor. Çünkü perde çok büyük. Bunların hiçbirini burada göremeyiz. Eğer, eğer biz bir filmi buradan seyredeceksek... Bütün bunları yapmamıza hiç gerek yok. Biraz burası, Z gibi konuşabilir miyim şimdi? Burası konuşan kafa. Z gibi konuşayım mı biraz? Tabii. Hadi ben de şimdi 15 yaşında bir çocuk olayım. Tabii. Diyelim ki peki ben orada sevdiğim bir içeriği like edebiliyorum hemen. Görüş yorum bildirebiliyorum. Hatta Hı -hı. içerikler arasında çok puan almışları, kendime uygun olanları seçebiliyorum. Hatta bana yapay zeka orada bana uygun içerik üretiyor. Hı -hı. Sizde var mı bu? Şimdi bunun karşılığı nedir? Sen hele şimdi bu sosyal medya artı geleneksel sinemayı birleştirdiğinde bir film üzerine bir film bir sanat eseri, film bir kompozisyondur. Bir sanat eseridir. Onun üzerine konuşma şansın var, yazma şansın var. Ya beğenmek basit, çok basit. Sinema daha fazlasını veriyor. Sinema bir sanat eseri üzerine konuşma şansını veriyor. Bizim Sinemanın geleceği için hani sinemanın başına bir şey gelmesini istiyorsak bizim gerçekten seyirciye yatırım yapmamız lazım. Bizim çok iyi seyirciye ihtiyacımız var. Seyircinin bunun bilincinde olması lazım. Yani seyirci bir filmi beyaz perdede seyretmekle dijital platformda cep telefonundan ya da laptoptan seyretmek arasındaki farkı bilmiyorsa yandık. Doğru. Yani bu deneyimi yaşamamışsa... Hani bu ikisi ben per, o, o salona giderim, kapıları kapatırım, telefonumu kapatırım, sessizlik olur, yüksek sesle işte film 90 dakika, 100 dakika kendimi filme veririm, bunun tadına varırım diyemiyorsa, o zaman sinemanın geleceği yok demektir. Ama bu anlatılabilir, öğretilebilir. Bu Bizim zamanımızda hayatın doğal <laughs> akışı gereği hepimizin öğrendiği, bildiği bir şey. Çünkü bunun alternatifi yoktu. Şimdi bu gelişen, bu dijitalleşen dünyada sanki bir alternatif var, varmış gibi gözüküyor. Varmış gibi değil bu. Mesela bir sinema filmini televizyonda seyretmek bile aynı şey değildir. Kapıçalar, çocuğun ödevi vardır, biri telefonla konuşuyordur. Diziler mesela böyle yazılır. Biz dizi yazarken diziyi izleyen seyircinin aynı anda belki dolma sardığını, komşusunun işte bir limon istediğini yani dizinin sürekli bölünebileceğini öngörürüz. O yüzden de e, dizilerde temel mesele e, belli aralıklarla tekrar edilir. Telefon çalabilir. Evet. Çünkü dış etken sinema öyle değil. Siz ama şimdi içerik açısından bakıyorsunuz ya. Bir hı hı. Ama de bunun, Bunu bunun tadına varması lazım Sinemayı, hani sinema deneyimi yaşamayı düşen düşünmeyenlerden bahsediyor. Burada belki şöyle bir perspektif katabilirim. Sizin birazcık daha geri çekilip bakmanız gereken taraf mecra tarafı. Sinema değil ki bence burada konu olan mecra yani sinema salonu. Sal şimdi, ben heh. zaten ben pe perdeciyim. Şimdi... Perde yaşasın. Ben AVM'lerde yaşamak zorunda da değil. Ben öyle Çok... AVM'lerde salonlar yaşasın. Mücadelesinde değilim. Şimdi ben perde tarafındayım. Tam da demek istediğim şey şu aslında. İnanın çok çok basit bir örnek vereceğim. Herhangi bir dijital platformda sinema salonunda izlenmiş bir filmin dijital platformun önünde izlenme davranış şekli değişiyor. Yani ne demek istiyorum? Bir tuvalete gidecek, pause diyor. Tabii. Ondan tabii. Sonra... Ben de A bu. Art yazısını değiştiriyor. Tabii. Almanca bir dinleyin bunu diyor. İşte sesine dol birden beş, beş artı birden işte dörde çekiyor. Şimdi burada bir bu oyun var ya burada bir benim kontenti yönetme şeklim. İstediğim saat, istediğim zaman. On demand ekonomi deniyor buna. Yani ben ne zaman istiyorsam neyi o zaman benim ayağıma gelir hikayesi. Sinema da öyle ama. Çok istediğin iyi. zaman gidebiliyor. Seanslar var. Süper, süper. Şimdi bunun anlatılması gerekiyor. Şimdi bu hikaye anlatıcılığından anlaşıldı ya konu. Şimdi bir kere çok eski bir anlatım diline sahip sinema. Yani çapdını görüyorum şimdi. Benim için bir şey ifade ediyor. Ben <laughs> 79'luyum. Ama özellikle atıyorum siz 90'lıları konuşuyorsak, 2000'lere doğru konuşuyorsak bu hikayenin yeniden anlatılması, oradaki içeriğin, perdenin, sadece bunu bir reklam, iletişim anlamında söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. O toplamdaki sinema deneyiminin yeniden bir dizayn edilmesi gerekiyor. Şimdi ben yoksa oradaki içerikte değilim. Çünkü Ama 2000, ki... 2022 yılında üretilen filmler de çok farklı ya. Şöyle bakın, VR hı hı. şimdi şey konuşuyoruz ya, Metaverse konuşuyoruz ya arada. Hı hı. Şimdi e, ben bir gözlük kullanıyorum, popüler bir gözlük markasının, VR gözlüğü. O VR gözlüğünü taktığımda içeride e, yine ismini vermeyeceğim bir sinema salonu uygulaması var. Hı hı. O sinema salonu uygulamasında ben dijital platformlardaki bütün dizi içeriklerini seyredebiliyorum. Bütün sinemaları, onların anlaşma yaptığı bütün sinema filmlerini seyredebiliyorum. Üstelik, gözlükle. Gözlükle. Üstelik yanımda avatarlar var. Farklı hikayelerden. İşte bunları konuşalım şimdi, ya. şimdi. Bu sinemanın ne tarafa gideceğini. Şimdi az önce dediniz çeklerden ses. Full penli. Evet. Sosyalleşme. Şimdi hatta şöyle bir şey yapmışlar. Mısır veriyorlar yalandır elinize. Mısırı böyle döküyorsunuz falan. Robot geliyor bu hani kendi kendi yapay zeka robotlar var ya. <laughs> temizliyor. Şimdi bu da oyunlaştırması. Çünkü buradaki temel hikaye aslında bu deneyimi ve bu eğlenceyi. Yani ben bir dram seyredebilirim ama deneyim çok eğlenceli. Bu eğlenceyi sağlıyor mu sinema? Sinema derken içeriği söylemiyorum. O toplam Hı. deneyimi söylüyorum. Deneyim parçalısını söylüyorum. O yüzden bu Metaverse, işte NFT'yi konuşacağız bunları. İçeriklerin izlenme şekilleri. Bakın çok net bir şey. Bugün çok popüler dijital platformlar bu VR uygulamaların içerisinde mağaza açmaya başladılar. Onlar da görüyor bu tehdidi. O da biliyor ki akıllı televizyonlar bir süre sonra Hı. bir anlam ifade etmeyecek. İnsanlar mobilden seyretmeyecek. Ben de dönüşmek zorundayım diyor. O zaman tamam zaten vaktimizi de iyi yönetelim. O zaman biz bütün bu paket olarak eğlence sektörünü, show biznesi, televizyonu, sinemayı metaverse perspektifinde bir değerlendirelim. Tek tek sinema ne olur, televizyon ne olur metaverse'te. Biz bir gözlük takıp her şeyi orada mı halledeceğiz? Nasıl öngörüyorsun? <laughs> bu çok gelecek gibi işte. Şu an evinize gittiğinizde o size ben size gözle vereyim. Bir sinema birlikte seyredebiliriz de Çok güzel filmler de var burada. Güncel filmleri de koyuyorlar. Yanımızda farklı ülkelerden avatarlar var. Sohbet edebiliyoruz. Tabii orada bir trollenme çok fazla var. İnsanlar bu deneyimi ilk kez yaşadığı için <laughs> e, çok da egzajere ediyorlar biraz o deneyimi. Ama en nihayetinde sinema tiyatro dikeyinde gidelim. Tiyatro doğru değil de sinema dikeyinde gidelim biraz. Sinema dikeyindeki deneyim mobillikten mobilize olmayan bir deneyime doğru geçiyor. Şimdi hani bir şey konuşuyorduk ya ben her yere cep telefonumla gidiyorum. Her yerde her şeyi seyredebilirim. Bize bir yer biraz daha otur oturduğun yerde deneyimi sunduğu için mobilize azalacak artık mobil mobil ekonominin. Neden? Deneyim. Ben VR'ımı alıp da istediğim yerde seyredebilirim. Gizebilirsiniz ama, ama mobil VR'ın şu anki durumu size biraz alan kısıtı. Alanı bulduğunuz hmm. alanı çizme. Şimdi atıyorum burada bir sürü mobilya varsa ben VR'le takılamam. Ama burası bu boş bir stüdyo, geniş bir stüdyo. Ben bu geniş stüdyoda bir yerle eğlenebilirim ama komşuya gittim önde sehpa var. O sehpayı çekeceğim. Koltukları geri alacağım. Çünkü hmm. size nereden baksanız 2 metrelik bir alan çizdiriyor. Sen bir sağa sola çarpma diye. Dolayısıyla Neden? Onu, bir dakika onu aç, açsana biraz. Ben deneyimleyeceğim öyle bir gözlüğü, deneyim hiç. Diğer gözlüğü, bunu yaşatacağım ben size. Diğer gözlüğü taktığınızda bir alan çizdirtiyor size önce. O alanın içerisinde de herhangi bir hmm. çarpacağınız bir unsur olmamalı. Yürüyor musun? Tabii yürüyorsun. gözlüğü takıp bir de hareket Aynen ediyorsun. öyle. Yürüyorsun, tablo çiziyorsun futbol Aa, maçı seyrediyorsun. Şöyle bir şeyler abi, yapıyorsun. Aynen dans ediyorsun. Ben böyle bütün gün metaverse kullu, konuşuyorum ama bu VR falan hiç deneyimim yok abi. Böyle sadece şöyle, laf salatası bizde Esnaflar, henüz. fırsatınız olmamış. <laughs> ben deneyeceğim sonra. Şöyle bir örnek düşünün. Biz geçen gün bir bir toplanma alanında, bir bir toplanma alanında bayağı farklı ülkelerden insanlarla yumruklaşıyoruz böyle. Yani şöyle şey hmm. yapıyoruz. Şimdi ben bunu yaparken önümde bir atıyorum insan olursa geçmiş olsun ya da lamba olursa geçmiş olsun. Dolayısıyla fiziki hayatta bence VR gözlüğü takıp takmış birini seyretmek çok, çok eğlenceli, eğlenceli olabilir. Benim oğlan bana çok gülüyor. Baba ne yapıyorsun? Garip garip hareketler. <laughs> Videoyu çekiyor Instagram'dan paylaşıyor benim falan. Komik bir deneyim ama şuna geleceğim. Aslında evden çıkıp hani bu teleport diye bir şey vardı ya Star Wars, e, neydi? Star Trek'te hatırlar mısınız? Hani ışınlanma. Hmm. Şimdi ben ışınlanmayı çok uzun yıllardır zaten VR görüyordum. Yani yani ışınlanma birazcık da aslında moleküler olarak gitmenizde ben bir yere aslında ışınlanmanın yerine koyuyorum. Çünkü istediğiniz herhangi bir mekana, fiziki mekana oturduğunuz yerden gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben Metaverse'ün arkasındaki esas eğer bir gün her şey metaverse olursa ve her şey diğer olursa diye konuşuyorum. Esas meselenin orada ben on-demand konuşuyorduk ya her şey mobil on-demand. Şimdi on-demand place. On-demand'in Türkçesini söyleyelim. Talebe bağlı. Talebe, evet talebe bağında talebe bağlı. Yani isteğe bağlı. biz isteyeceğiz, o olur İstediğim yani. an, istediğim yerde, istediğim zamanda istediğim Hı -hı. şey ayağıma gelecek. Ben istersem film seyrederim, istemezsem İsterdiğim seyretmem. İstediğim zaman yemek is siparişi vermek istiyorum, kapıma gelsin. İstediğim Hı. zaman film seyretmek istiyorum, e, ekranıma, gelsin. istiyorum e, ekranıma gelsin. İstediğim zaman sosyalleşmek istiyorum, sosyal medyada sohbet etmek. İnsanın biraz şımarıklığı da müthiş, yani. Müthiş. Yani müthiş, müthiş. Yani ne ne istiyorsam biri Müthiş. diyor ki bir alet dile benden ne dilersen diyen bir şey aslında bu. Yani genetik olarak evrimimiz bunu nasıl adapte olacak bence çok ciddi bir konu. yani O bencillik, o asosyallik, o sosyallik içerisinde. çok kolay. O, hani... Bencillik e, bizim sporumuz ya. Atasporu değil <laughs> mi? Atasporu. Dolayısıyla ben özellikle sinemada çok büyük bir atılım bekliyorum. Ama Hollanda'da bir girişim var. Ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Sinemadan konuşalım. Sinema salonunu değiştirdi. Sinema salonunu, Evet. güzel sehpalar, dört dendelik koltuk. Böyle bir alanda 10 tane sehpa, 40 tane deri koltuk olduğunu düşünün. Herkeste bir yer var. Hmm. Masanızda işte çayınız, kahveniz, her şey var. Siz bir yerle seyrediyorsunuz sosyalleşerek. Hmm. Gözlükler de iksel gözlü olduğu için siz aynı zamanda filmi, aynı zamanda etrafı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla siz arkadaşlarınızla yine sosyalleşiyorsunuz. Bir yere gidip hmm. yine o deneyimi yaşıyorsunuz. Ama seyrettiğiniz içerik bir yer içeriği. Yani biz gözlüklerle mı? yaşayacağız herhalde. Belki bir restorana da mı gözlükle gideceğiz biz? Şimdi bir bu gözlüğü evimizde takma deneyimi var Bir evet. de gittiğimiz yere götürüp ya da onların vereceği gözlüklerle de bu işi Çin, yapmak. Çinli bir takım girişimden hayali sizin şu andaki gözlüğünüzün de bir yer gözlüğü olması yani normal böyle şey. Evet. Şu an gereksen... Facebook'ta da öyle bir A evet. küçük bir markayla. Aynen öyle. Bir şimdi. markayla anlaşmış galiba. Aynen. öyle. Bir güneş gözlüğü. Aynen. Herkes o güneş biliyordu. gözlüğü aynı zamanda bir kamera aslında. Benim kastettim biraz daha augmented reality yani arttırılmış gerçeklikle evet. sanal gerçeklik e, görüntülerinin normal bir gözlükten de görülebiliyor olacağı düğün. Değerli seyircilerimiz şöyle bir hani belki konuşmamızdan kopmuş olabilir Tabii. Mi, değerli seyircilerimiz. Konuştuğumuz her şeyin özeti şu. Çok yakında hepimiz birer gözlük takacağız Tabii. ve o gözlüğün aracılığıyla bir dünyanın içine gireceğiz. Orada filmleri de orada seyredeceğiz, orada eğleneceğiz, Aynen. orada güleceğiz. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yanlış olmaz herhalde. Cep telefonlarımızın yerini gözlükler alacak. Bir metaverse konuşmacısı olsanız bir cümle kurun desem bunu kurardım büyük ihtimal bu. Ha, evet. Yeni internet bağlantımız gözlük. Evet, yani biz çünkü ben şöyle al, anlıyorum biraz test edeyim hani yanlışsa düzelt. Hani ee, interneti 3'e bölebiliriz. Web 1.0, Web 2.0, evet. Web 3.0. 1.0 ilk halleri, doğru. sesler çıkaran, gülü gülü masaüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar. Web 2.0 cep telefonu. Yani biz internete girmek için uzaktan bir şeylere tıklıyoruz Aynen ve doğru. internete giriyoruz. Aynen öyle. Şimdi bu da eskidi. Web 2.0 yani bizim Akıllı cihazlarımız da eskidi değerli Aynen. seyircilerimiz artık bu bunları unutacağız gibi gözüküyor çok yakın bir gelecekte. Doğru. Ve artık her şeyi gözlüğümüzle halledeceğiz. Çok doğru. mü var. İnternete mecramız gözlük. Gözlük diyoruz bu kontak lens de olabilir lens daha sonra olabilir. ama Tek... sonuçta Aynı bir mi? gözlük gözlük aslında gelmekte olan. Yeni dünyayı açıklayan bir şey. Metaverse'ü de açıklıyor ya da web 3.0. Doğru değil mi? Çok bu, doğru. Bu yanlış bir çok bakış doğru. açısı çok değil. Doğru. Çok Sen doğru. o zaman daha iyi anlat. çok Yok bence <laughs> süper anlattınız. Zaten o web 1.0'dan 3.0'a geçişin internete giriş kanalı, internete giriş mecrasının değişimini çok güzel özetlediniz. Biz masaüstü bilgisayarlardan mobile, mobilden gözlüklere geçiyoruz şu an. Bunlar hepsi internet taşıyıcı cihazlardı. İnterneti taşıma şeklimiz artık cep telefonu üzerinden değil. Bir şey izleyeceğim. Ben bazen bunu anlatıyorum böyle. Arkadaşlarım yok abi bana uymaz diyor. Ya ben diyorum ki bunu bize sormayacaklar ki. Tabii, tabii. Bunu çünkü bize kimse gelip e-mail kullanmak ister misin demedi. Tabii. Yani cep telefonu ister misin demedi. Biz zaten bunları almak için ölüp biteceğiz. Çok doğru, doğru mu? Çok doğru. Yani şimdilik e, hani ben şey gibi bir şey bu. Ya siz gidin ben geleceğe gelmiyorum demek gibi bir şey bu. Çok doğru. ya çünkü orada hani hiç Fütüristik cümleler değil amacım ama bende de sizde gözlük var. Ben size şöyle bir şey tıkladığımda avatarınız olarak da görebileceğim. Yani buradaki Eğlenceli. eğlenceyi anlatamam size. Çünkü burada dönüp dolaşıp kuşaklara geliyoruz. Ben bunu söylemekten sıkılıyorum. Çok da sıkıcı aslında bu. Şu da olacak değil mi? Benim gözlüğüm var, senin gözlüğün var. Ben sana baktığımda senin yaşını, yani seninle ilgili başka... Bütün bilgileri göreceksiniz. Tabii. Benim Sen gerçeksin ama Tabii. gözlüğümle daha gerçek olacaksın. Aynen öyle. Bütün her şeyi Aynen artık öyle. şey kalkacak herhalde değil mi? Ya kimdi bu? Ben bunu bir yerden alıyorum diye bir Tabii tabii, diye tabii bir şey öyle yok. bir şey yok. Çok doğru çok doğru. Yani bilgiye direkt erişme. Hatta bu işte Elon Musk'ın şey hayali var ya işte nöro beyine takılan çiplerle internete doğrudan başla, hmm. bağlanma. Belki hangi evre o bilmiyorum. Bilgiye erişme de Bilgiye erişme şeklimizde. Değerli seyircilerimiz bizim bu programımızın adını gelecek... ...gözlüklerle geliyor diye değiştirsek olur. Olur. Olur mu? Olur. Gelecek gözlüklerle Bir geliyor. Bir üç 5 yıl götürürsünüz her yani programdan. Vallahi o gözlük şey. yani ben dönüp dolaşıp... ...çok değerli konuklarımız geliyor senin gibi. Biz dönüp dolaşıp Metaverse konuşuyoruz. Dolayısıyla da gözlük konuşuyoruz aslında. Çok doğru. Çok doğru. Hmm. Yani bu işin tabii bağlantı şekli kısmı. Tabii. Şimdi... Ama çok önemli ya biz çünkü... Hayatı bunlarla anlıyoruz ya şimdi çok cep te, diyoruz cep telefonuna bak bakayım şu ne uçak bileti kaç para diyoruz yani internete gir uçak bileti doğru. kaç para öğren yakında ne diyeceğiz belki de ya metaverse'e gir bakalım uçak bileti kaç para mı diyeceğiz çok doğru hay hatta otel rezervasyonu mu yapacaksınız otelin odalarını bir gez diyeceksiniz hmm. otelin odalarını gezeceksiniz resimlerine bakmayacaksınız Tabii. da içinde gezeceksiniz gitmeden. İşte uçuş, uçuşu belki deneyimleyeceksiniz 12 Tabii saat. Tabii uçağa binip e, koltuk seçiyoruz ya Aynen. gözlükle seçtiğimiz koltuğu oturup görüp ha Aynen bu öyle. iyiymiş deyip onu alacağız. Bu da aslında yine istediğin zaman... Ha işte. bu çok güzel anlatıyor aslında değil mi? Bu. Yani bu aslında uçak bileti deneyimi... %100. Eskiden bir fotoğraftan koltuk seçiyorduk şu Aynen koltukta öyle. oturayım diyorduk alıyorduk onu. Aynen. Bazıları ücretli bazıları ücretsiz. Şimdi bayağı bineceğiz. Belki kabin memuru bize gösterecek. Bunu ister misiniz diyecek. Çok doğru. Hatta çok bize önerge yapacak bir ödeyecek. Ben bir aydınlanma yaşadım şu anda. <laughs> Aa, ne mutlu bana. Anladım. <laughs> ne mutlu bana ki siz bu konularda çok tecrübesiniz evet, aslında. Ya, sağ oluyor E o, o yüzden şimdi tabii burada Web 2.0 şirketlerinin sadece internete bağlantı cihazımız açısından değil kültürel olarak da birer büyük veri şirketi olduğunu da biliyoruz. Yani hep daha önce de konuşmuştuk. Hmm. Şimdi bu büyük veri şirketleri de yok artık. Yani bu Web 3.0 hmm. çok daha ağırlıkta deneyimin satıldığı, deneyimin para ettiği, datanın para etmediği. Yani datanı alayım, ha. reklam basayım. İşte atıyorum, pazarlama yapayım, datanı kullanırayım. Daha demokratik mi, çok mi daha olacak? Demokratik, çok daha demokratik. Orada biraz şüphelerim var, İnşallah öyle olur. Sadece şüphelerim var, bilgim yok ama. Yok, şüphenize hani... şöyle hak veriyorum. Demokratik olmayan metaverse gelişimleri çıkacak mı? Çıkacak. Bizim de burada görevimiz zaten bunlar metaverse, bunlar değil demek. Yani çünkü metabörzün ilkesel olarak bileşenleri var. Bu bileşenlerin hepsinin bir yere gelmesi lazım ki biz ona bir metabörz diyelim. Bu bileşenlerden hmm. ben bir yer yaptım. Beşte bir o. Diğer dördü yok. Yani olmaz hmm. o. Peki Pro, yani biz süremizin yarısını geçmişiz. Ay süper. Sanat, yani biz biraz sinema konuştuk ama konuşacağımız eğlence tarafı Doğru. var. Sanat, sanat konuşalım ya. Onu sona bırakmayalım. Olur. Biraz başlığımız sanat olsa, dolayısıyla NFT'ye girmek, dijital sanatlar biraz mikrofon sizin. Böyle bir güzel bir çerçeve çizelim. Sonra ben de soru sorup... Şimdi bu sanatın liberalizasyonu meselesi aslında. Günümüzde konuştuğumuz bu VR'lar, NFT'ler, metaverse'ler sanatta yine bir rönesans yaşatıyor bize. Yani biz iki tane rönesans geçirdik. Biz bir üçüncü renesanstayız şu an. Üçüncü renesansta sanatın ve sanatçının özgürleşmesi, finansal olarak da özgürleşmesi, sahiplik açısından da özgürleşmesi dönemindeyiz. Yani biz bir içerik üretiyoruz, bir sanatçı olarak, bir art, bir, bir şey yaratıyoruz. O yarattığımız şeyi blockchain ağlarında bir token haline getiriyoruz, bir jeton haline getiriyoruz. Bu bizim, bu sizin NFT diye bildiğiniz şey. Bu jeton benim bütün blockchain ağında bu eser bana aittirin ispatı. Ben bu eseri bir gün satmak istediğimde size o jetonu satarak o eserin transferini hmm. sağlıyorum. Dolayısıyla bir arada galeriye, arada bir komisyoncuya, arada bir beni sergileyecek işte fiziki alana hiçbir şeye ihtiyacım yok. Dolayısıyla bu sanatın liberalleşme meselesi. Yıllar önce Türkiye'ye gelmişti ve orada şöyle bir şey, kayb bu dijital çağın kaybedeni aracılar olacak demişti. 100. Çok doğru. O gerçekten Çok doğru. aracılar bir bir kaybediyor. Çok Şimdi doğru. sanatçıyla sanatsever arasındaki Herkes ortadan Aracının kaldı. kendisi teknoloji olmaya başladı. Hmm. Bu teknolojinin kendisi de bir girişimcinin buradan komisyon elde etmesi üzerine değil. O teknolojinin dağıtık ve pit sıfır demokratik olması bile aslında o teknoloji hepimizin bir, bir, bir tarafındayız o teknolojinin. O yüzden buradaki temel mesele bir bu liberalizasyon. Bu demokratikleşme sanatçı açısından. İki ben farkındalık açısından da sanatın bu kadar konuşuluyor olmasına NFT dediğiniz şey bir dijital sanat değil sadece. Dijital sanattan çok daha öte bir şey. Ama dijital sanat üzerinden bunun okunuyor olmasını şöyle faydalı görüyorum. Böyle bir algı oluştu. Bugün NFT'yi dünyada en kolay anlayan bizmişiz. Tabii. Neden? Noter demek. Tabii tabii. tabii. Evet, <laughs> biz, bütün işimiz evet. noterle olduğu için Doğru. aslında NFT dediğimiz şey değerli seyircilerimiz dijital bir noter. Çok doğru. Bir noter diyor ki bu diyor. İspak. Bu diyor. Karın. Beyanı biz ne beyan ediyorsak diyor ki bu işte Aynen bir doğru. ol güvene aittir. Bundan 20 tane vardır. Vuruyor ve bitti o. Çok doğru. Değil Çok mi? Doğru. Yanlış değil. Çok doğru. Çok yani doğru. Noter. Not. NFT dediğimiz dijital sanatta dijital varlık. Dijital varlık. Onu biraz konuşalım. Dijital varlık ne demek? Şimdi siz ben bir kalem kağıt, önünüzdeki kağıt var bir kalem vereceğim. Biz bana bir karikatür bir şey çizer misiniz diyeceğim. Çizdiniz ben onu jipekleştireceğim yani internette basılabilir hale getireceğim. Getirdim bunu ondan sonra bir pazar yerine koyacağım NFT pazar Diyeceğim ki bu Birol Güven'e ait bir eserdir bu bunun sahip bir olgına aittir satır almak istiyorsanız da bir dolar diyeceğim temelde aslında bütün bu hikayenin kendisi sizin ürettiğiniz şeyin dijital olduğu an itibariyle dijital sanat dijital varlık haline gelmesi hikayesi aslında bir gün metaverse diyor ki bütün varlıklar dijitalize olacak hani bugün arsa konuşuyoruz ev konuşuyoruz bunu biraz tablo açalım konuşuyoruz. bunu e, seyircilerimizin arasında ilk defa duyan olabilir tamam. bir varlığın dijital. Şimdi şöyle bir örnek vereyim oradan tamam. yola çıkalım. Biz böyle arkadaşlar arasında konuşuyorduk NFT satıyoruz, alıyoruz falan. Bizim bir arkadaşımız var Emin dedi ki ya kardeşim satıyorsunuz bir şey de alana ne kargo oluyorsunuz dedi. Yani alan bir şey para veriyor, paketten ne çıkıyor? Bir paket geliyor mu? Şimdi bunu açmak lazım. Çünkü bazı insanlar somut olarak eve bir kargo gelmediği sürece, bir paket gelmediği sürece bir şey satın aldım hissine kapılmıyor. Ben de ona demiştim ki ya işte onun bak mesela oyun alıyorsun. Doğru. Bir futbol maçı yap, yaptığınız bir oyun alıyorsun. Oyunda bir paket geliyor mu? Evet. Doğru gelmiyor. gelmiyor. O da i̇şte dijital, dijital bir o, o, da bir dijital varlık. Çok doğru. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani bu dijital neyin dijital olması? Biz böyle elle tutulup elle tutmadığımız, fiziksel olarak tutmadığımız şey para ödemeye başladık aslında, değil mi? Çok doğru. Şimdi bu dijital varlığın nasıl tüketildiği varlığın kendisinin sadece dijital olup olmadığı ile ilgili değil. Ne demek istiyorum? Az önceki sizin örneğinizden. Ben bir şey bir tablo gönderdim. Dijital sanat tablosu. Yani fiziken yok bu tablo. Ben dijital bir şey çizmişim. Bunun NFT'lemişim ve satmışım size. Fiziken yok bu. Ama sizin Metaverse'de bir eviniz var. Metaverse'deki evinizde de o dijital tabloyu duvarınıza asmak istiyorsunuz. Artık o sizin için bir varlık mı? Ben sizin evinize geldiğimde bu bir ol güvenin gelecek geliyor programında bir gün biz bir Metaverse'de yaparsak sizin duvarınızda o tablo sizin NFT'siyle satın aldığınız bir tabloysa o sizin varlığınız. Farkı ne? Bu fiziken olmayan bir tablo. Şimdi, Ama biz onu görmek için ya bir cihaza ihtiyacımız Aynen. var ya bir gözlüğe. Aynen öyle. Biz bunu çıplak gözle göremeyiz. göremeyeceğiz. Aynen. Evet. Yani. Dijital varlık çıplak gözle görülemez. Çok doğru. Ancak bir ekran aracılığıyla görülür. Yarın öbür günde ekran yerine gözlükle görülecek. Çok doğru. Siz tweet attığınızda benim sizin tweet'i görmem, görebilmem için attığınız tweet'i sizin Tabii. Twitter'dan takip ediyor olmam lazım. Bir cep telefonu olması lazım ya. Twitter'ınız da sizin tweet'iniz de bir dijital varlık. Mail mail de, mail de, mail de dijital. bir dijital varlık. Zaten bu token ekonomisi, jeton ekonomisi dediğiniz şey Dijitalde ürettiğiniz her içeriğin... Devlet bile var. E-devlet. E, e -devlet. Tabii, tabii tabii. Çok net. E, ürettiğiniz her içeriğin bir varlık olduğunu söylüyor. Her içeriğin. Bu illa sanat. E, i̇lla hmm. böyle popüler bir şey olması gerekmiyor. Yazdığınız bir kelam, bir şey, bir kelime bile olabilir. Bu muteber bir kelime ise bu çok para eden bir kelime haline geliyorsa o da sizin çok para eden bir zaten bir, bir şey varlıksa olabilir. satılabilir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. O yüzden buradaki temel hikaye bütün varlıkların, dijitalde ürettiğimiz bütün her şeyin birer varlıklaşıp bu varlıkların hepsinde bize aitliğinin ispatlandığı bir e, dünyadan bahsediyoruz NFT ile birlikte. Hı. Bu ispat niye önemli? Çok basit. Sizin bir profil fotonuz var. Ben sizin profil fotonuzu sağ tuşa tıklayıp kaydedip kendi profil fotomu yapabilir miyim? Yapabilirim, Yapabilirim şu Yapabilirim tabii. E, hatta sizin biyonuz gibi yazabilirim Twitter'daki bio'mu. Hatta birazcık botlara para ödersem sizin kadar takipçi edersem hangimiz gerçek bir olgu bir sahtekarlık mümkün. Çok mümkün. NFT ile değil. Hah. Siz NFT mümkün. teknolojisi bu sahtekarlığı ortadan kaldı. Dedim ya noter. Aynen öyle. Noter noterdeki mavi beyanı. Mavi tık var ya. Hı -hı. Mavi tıkın bir gün olmadığını yanında bir NFT becinin olduğunu düşünün. Bütün profillerin NFT beci varsa yanında şeyi, arması. Diyeceğim ki ben ha, bir, bir olgum. Çok güzel. NFT mavi Arma. Mavi tık NFT muadili midir? Aynen öyle. Aa, bak bir aydınlanma daha yaşanıyor Bunu sadece Twitter'ın kendisi onaylıyor. NFT hmm. de blockchain onaylayacak. NFT bütün dünyada geçerli, Aynen bütün öyle. mecralarda, bütün Aynen sosyal öyle. medyada geçerli. NFT'yi gördün mü? Aa bu bana ait. Aynen öyle. Dolayısıyla mavi tık, noter, devlet bu dediğiniz hep bu işte onaylayan meseleler var ya. Bunlar artık dağıtık bir veri ağında, blockchain ağında. Bizler için bu ağa hizmet eden makinelerin bizim için bu onaylama işlemini yapması, biz de o işlemi yaptıkları için onlara madencilik geliri dedikleri komisyonu veriyor olmamız hikayesi aslında. Bütün bu hikayenin kendisi dağıtık bir veri tabanı hikayesi. Biz de ondan şimdi ürünler çıkartıyoruz. NFT bir ürün aslında baktığınız zaman. Bir kullanım Hı. alanı. E, bugün NFT'yi çok konuşacağız. Bundan 6 ay sonra belki bambaşka bir kavram gelecek hayatımızda onu konuşacağız. Az önce bir şey söylediniz ya. Bunu özellikle e, izleyicilerimize söylemek istiyorum. NFT, ya sen bir tane eser yaptınız, bunu bin parçaya böldünüz. Yani bin kişi sahip oluyor. NFT'nin bu doğasına aykırı temelde. Yani hatta bunun için şimdi yeni bir teknoloji konuşuluyor. Limited NFT'ler, LFT'ler. Limited Fungible Token'lar. Ne demek istiyorum? NFT'nin kendisi bir benzersizlik jetonu. Yani bir eser Hı. varsa bunun benzersiz olması lazım. Bundan bin tane varsa benzersiz midir? Değildir. Ama orada o şu... limited'tir. Yani Hı. limit, çok doğru. Aynen çok öyle. Limited'le NFT aynı şey değil. O yüzden bir aramızda NFT yatırımcıları veya NFT'ye yani meraklı NFT insanlar. NFT diyorsun ki biricikliğini net ama şimdi bu mesela biraz daha eski dünyada orijinal diye bir, bir şey vardı. Evet. Orijinal ve onun kopyası. Fakat e, özellikle son 20-30 yıldır kop, yani kopya orijinal ortadan kalktı. Mesela Çok biz var. bir film yaptığımızda filmi dijital olarak bastığımızda 200 tane bastığımızda hangisi orijinal? İlk, genesis. Yok işte ya, hepsi birbirini o, o belki o zaman orada evet limited e, lafı biraz açıklayabilir onu. Şöyle bir örnek vereyim mi size? Çok güzel bir zihin açtınız bende şu an. Bir filmi ilk siz ilk kopyasını ürettiğinizde bu ilk kopyasını blockchain'a kaydettiğinizi düşünün. Buna Hı. biz blockchain'a genesis kopyası diyoruz. Genesis kopyası şu demek. Genesis kopyasından bir sürü şey üretebilirsiniz. Ama Genesis onun nam, bir, bir numaralı kopyası olduğu için blockchain'in hmm. anında bileceğiz ki biz bunun bir numaralı kopyası doğuş kopyası bu. Ondan sonra siz kopyalayabilirsiniz. Çok doğru ama bence dönemin ruhu orijinallikten çok limited'liğe doğru gidiyor. Yani limited edition hmm. çağında yaşayacağız. Buradan gibi. da neye gelelim? Topluluğa gelelim. Şimdi bu NFT dediğiniz kripto dediniz, metaverse dediğiniz artık bir topluluk Pazarlama bitti. Yol bekleyin pazarlama hmm. hikayeleri bitti. Artık topluluk yönetimi hikayeleri var. Topluluğu nasıl belirleyeydim? Anlamadım yere bunu. Ne demek bu? Şimdi pazarlamada siz segment yapıyordunuz ya geleneksel pazarlamacıda işte erkekler, kadınlar, gençler, yaşlılar. Şimdi bu mikro segmentler, segmentler kalkıp belli bir hikayeye inanmış insanları bir yere getirme iletişim başladı. Hmm. Bu hmm. NFT'de bir topluluk var mesela NFT toplulukları bir koleksiyona inanmış. Genç var, yaşlı var, kız var, erkek hmm. var. Siz bir hikaye satıyorsunuz artık. Hepsiyle insanlar. iletişime geçiyorsunuz. Aynen öyle ve bir hikaye yaratmanız gerekiyor. O yüzden ben hep diyorum bütün meslekler bitebilir, hikaye anlatıcıları dönemi başlıyor. Yani bugün senaristler, sizin meslekteki bütün insanlar aslında bol bol buradan aslında kendine pozisyonundan yaratabilir. Çünkü markaların ve NFT koleksiyonerlerinin iyi hikaye yazıcılarıyla kötü hikaye yazıcıları arasında fark var fiyatlama açısından. Kötü hmm. bir hikayeyi satın almıyor NFT'ciler ya da Metaverse'ler. Hmm. İyi bir hikaye varsa arsasını alıyor... İyi bir hikaye tabii var. tabii hep e projeyle konuşalım. bir bağ kurmayacak. NFT ile ilgili güzel bir şey var ondan da bahsedelim. Ben biraz futbolla bağ kuruyorum ona. Mesela bir ürünü sattığınız zaman onu üretenler, üreten sanatçı tekrar satışından da pay alıyor. Te telif diyelim. Ben bunu telif alıyor. Evet. Ben bunu şeye benziyorum. Futbolda mesela Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor. Roma'dan işte diyelim ki Şimdi nerede oynuyor? Marsilya'da, Marsilya'da oynuyor. Marsilya'ya oynuyor. Marsilya gittiğinde galiba altın ordu yetiştirme parası alıyor. Aynı mantık. NFT'yi en güzel anlatan örnek Çok bu doğru. olabilir mi? Çok doğru. Çünkü sürekli olarak nereye giderse gitsin onu yetiştiren kulüp para alıyorsa futbolda... Sanat, ...sanatçı da sanat eserini kim elden ele değişirse Aynen değilsin. Öyle. Sanatçıya bir telif geliyor. Aynı bu doğru. normal dünyada yok. Yok. Yani fiziksel. Yok. Takip etmeniz dolası desin... de değil yani. Niyet etseniz de takip edemezsiniz. Evet. Yani mümkün değil. Adam tabloyu alıyor, evine Tabii. koyuyor. Bu benim tablo. Sizden kaçıyor artık bilgi. Bilgiyi Hı. takip etme yok. Ama dijital ediyorum. bunu tedavi ediyor. NFT. Ha, aynen NFT, bu NFT bu işe de yarıyor. NFT bu işe de yarıyor. NFT bir işe daha yarıyor. Bunu özellikle söyleyeyim. NFT sadece koleksiyonerlere yönelik bir şey değil, Bülent Şimdi öyle bir yanılgı var. Sanki NFT dünyası sadece kolek dediğimiz bu koleksiyonerlere yönelik bir içerik dijital varlıkmış gibi anlaşılıyor. Değil. NFT'lerin, dünyadaki NFT'lerin %80'i şu an fayda NFT'leri. Ne demek istiyorum? O NFT'yi aldığında sana bir fayda sunuyor o NFT. Örnek vereyim size. Siz bir sinema biletini NFT'lediniz. O sinema biletinin NFT'sini alanlara gala'yı sadece NFT sahiplerine yaptınız. Hı hı. Dolayısıyla ben o gala'ya gitme faydası için aldım o NFT'yi. Çünkü o sinema biletinin benim için bir koleksiyon değeri yok aslında. Baktığınızda. Yani ben bir koleksiyoner de değilim ama ben bir Güven'le tanışmak istiyorum ya da oyuncularla tanışmak istiyorum. Ama biz istiyorum. sinema beli, biletini e, böyle bir, dene, bir bir deney yapıyoruz biz. Şey yapıyoruz. Bir tasarımın içine yerleştiriyoruz. Süper. Ben burada sizden vermemiştim onu. Hı. sadece örnek diye vermiştim. Bu utility deniyor buna fayda NFT'leri. Siz bir şekilde arka tarafına faydalar çok güzel bu arada örnekler var bunun. Bir tane çok spor örneği verdiniz de söyleyeyim. Floyd Mayweather çok ünlü bir boksör. Emekli oldu. 50, 50 Son 50 maçını knockoutla kazandı. Bir NFT koleksiyonu yaptı. Bu 50 maçın knockout anlarını peş peşe getiren hmm. bir gif. Bunu oh. NFT'ledi. Ve ama fayda olarak dedi ki bir, benim NFT'mi alan 10 kişiye, 10 limited, 10 kişiyle zoomla bir eleye geleceğim. 10 kişiyle bir gösteri maçı yapacağım. Dolayısıyla NFT alan sadece o koleksiyon değerini almaydı. Aynı zamanda Floyd Mayweather'la maç yapma, aynı zamanda bir araya gelme imkanına sahip oldu. Dolayısıyla <laughs> aslında NFT bir şeyleri, bir deneyimi yaratmak için bize aracılık sağlayan, bize bir e, teknoloji sunan bir, yani bir teknoloji imkanı bizim bu deneyimleri yaşamamız için. O yüzden sadece meseleye ben o Floyd Mayweather'ın NFT koleksiyonu aldım, uygulam, cep telefonunda duruyor. E, yani, yani bir gün bunun çok daha derinleneceğine hmm. mi inanıyorsun? Tamam. Evet. Birisi çok değerleneceğine inanır. Birisi de der ki, ben Florida meyvelerle tanışmak istiyorum. Bunun için de bendeki bedeli 50 bin dolar. Bizim milletimizde şey müthiş bir motivasyon. Bir gün bunu daha pahalıya satarım. Bizde, çok diye bizde çok, de çok uğraşacağım. Biz de bu arsa meselesi çok çalışacağım yani. bir şey. Evet. Peki son son dakikamız dakikamızı zannediyorum. Son 4 dakika şöyle bir makro bakalım. Neler olup bitiyor? Hani hem eğlence sektörü, metaverse, kripto paralar, NFT. Bunlar birbiriyle bağlantılı Doğru. şeylere, böyle bir genel bir çerçeveyle paydos edelim. O zaman bu Metaverse'ün de aslında bütün bileşenleri bu sorunuzun cevabı. Şimdi bir, hı hı. biz bir yeni bir dünya inşa edeceksek, yeni bir internet inşa edeceksek, işte gözlüklerle bağlandığımız, bu internet içerisindeki her datanın sahibi biz olacak demiştik. Bu merkeziyetsizlik. Bu merkeziyetsizlik içerik sağlayıcılarına özgürlük yaratacak, bunu konuştuk. İki, burada ortak paylaşım alanları. Şimdi tam da sizin aslında temelde itiraz ettiğiniz, Sosyal medya çok bireysel bir etkileşimdir ya da işte evde dijital platformdan bir şey seyretme ama siz metaverse'de bir içerik seyrettiğinizde aslında avatarlarla gerçek hayattaki gibi sosyalleşmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu ortak paylaşımlı internet deneyimi avatar ne? Avatar dijital ben ikizimiz. Böyle, evet. Harika, dijital ikizimiz. Siz bir gerçek bir ol bir de sizin dijital varlığınız var bir ol görün. O da sizin yani dijital profiliniz. Benim metaverse'te gö görevlendirdiğim Aynen ikizim, ikiziniz. Benim adıma git sinemaya. Çünkü ben gidemem. buraya. Aynen ben öyle. dijital değilim ama o dijital benim adıma gidebilir Siz evde oraya. pijamanızla oturuyorsunuz ama üzerinizde çok havalı kıyafetlerle bir yerde sinema. Tabii canım. Gidiyorsunuz. Ben, benim avatarım ben Kıvanç Tatlıtuğ gibi. Yapacağım. gibi Asla kendime benzetmem. Aynen. Dolayısıyla ortak paylaşımlı bir internetten bahsediyoruz, NFT'lerden ve token'lardan bahsediyoruz çünkü burada rezerv para yok. Hiçbir metaverse'de Amerikan doları, Türk lirası, Euro ile alışveriş yapamıyorsunuz. Buradaki her şey token ekonomisi içerisinde dönüyor. Dolayısıyla Hı -hı. yeni bir bankacılık, yeni bir para transferi dünyasından bahsediyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla teliflerin ödenmesi açısından da şimdi size soru: Size ben kripto varlıkla ödeme yapacağım, bunu cüzdanınız altında, bunu paraya nasıl döneceksiniz? Bunun hukuki boyutu ne? Bunun vergisel boyutu ne? Yani insan İnsanlık yeni bir dünya tasarlıyor. Evet, çok doğru. Çok. Doğru. Ve ancak gözlüklerle görebileceğimiz bir simülasyon, çok bir doğru. benzer dünya. Çok doğru. Yani Elon Musk demiş ya, hani, beni kimse şu anda bir simülasyon içinde olmadığımıza ikna edemez. Ha. Bu onun <laughs> fantazisi. Ama gerçekten hakikaten bir Matrix olacaksa bir gün. Yani biz bir şeylere takılıp, bir şeyler takıp gözlük ya benzeri bir alemlere dalacaksak. Evet bu teknolojik olarak çok mümkün ve bu bize yeni bir deneyim, yeni bir alışveriş anlayışı, yeni bir sosyalleşme anlayışı, yeni bir araya gelme sebepleri yaratacak. Bu şu demek değil ama şu yani son cümlemde olsun. Biz mevcutta bildiğimiz her şeyden vazgeçmeyeceğiz. Yani tatile yine gideceğiz, sinemaya yine gideceğiz. Sinema bu kadar çok olmayacak belki su çube sayısı açısından ama hmm. çok daha steril olacak, çok daha özel olacak oradaki deneyimler çok daha az film üretilecek ama oradaki unutulmaz olacak orada yaşayacağımız şeyler. Televizyon icadı olduğunda radyo yok olmadı. Aynen öyle. İnternet icat olduğunda televizyon yok olmadı. Metaverse yok e, icatı olduğunda bunların hiçbiri yok olmayacak. Olmayacak. Biz birlikte De devam önce. edeceğiz ama e, hepsi birbirini dönüştürecek. Hepsi dönüştürecek birbirini dönüştürecek. Herhalde. Çok doğru. Peki oğlun nasıl eğlenecek 5 yıl sonra? Hiç düşündün mü? Nasıl eğlenir? Ya Bizi Kaç yaşında şimdi? 12 yaşında. 12, 17, yani mesela 17, 18 yaşında nasıl eğlenir? Eğlence konuşmak için bir araya geldik ya eğlence sektörü. Şöyle. Yani sinema, televizyon genel olarak o, o tarz bir eğlence. Oyun. Hatta bir yere git oyun. Oyun. Hmm. oyun. Çünkü Metaverse'in kendisi aslında oyunlaştırma temelli bir evren ya. Yani siz internete bağlanırken puan kazanma ödül ceza sistemleri. Sen zamanda gidersen Metaverse'deki toplantına sana 100 token hediye edecek. Bizim arkadaşımız demiş ki oğluna çıksan oğlum dışarıda oyna. Çocuk demiş ki baba hepsi burada arkadaşlarım. Aynen öyle. Aynen Herkes öyle. orada. Dışarıda yalnızlaşma var aslında bu nesil için. Yani gerçek hayattaki yalnızlaşma daha büyük tehlike. O yüzden ben evet oyunların Metaverse içerisindeki yaratılacak oyunların bu çocuklar için ya günde 8 saat geçiriyorlar. Yo be. Yani dünyada Haydi, bir O da ayrı bir şey yapmışlar. Bir evet. Çok yakın bir çalışma bu. 2010 kuşağı çocukların ortalama ekranla, screenager diyorlar bunlara, ekran bağımlı hmm. kuşak. Bu kuşağın ekranla bağlantılık süresi 8 saat günde. Biz geçen hafta bunları konuştuk Konuştunuz. değerli hocamızla. Bağımlılık müthiş, çok etkileyici bir programdı. Kötü Doğru. bir şeydi. Peki, çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, süremiz dolmuş. Paydos ediyoruz. Harika. Paydos kelimesini çok seviyorum bir Yunanca bir kelimeden geliyor. Antik Yunan bütün dünyanın bütün dillerinde var. Pauz'dan geliyor. Aa, İngilizce. Evet evet. Miydum? Biz de aynı köken pay, Paydos. Çok evet. güzel. Paydos. paydos. Teşekkürler. Ben teşekkür Çok teşekkürler efendim. Haftaya görüşmek üzere.